İpli koltuğu, yuvarlandı yuma koltuğu. Ama beni, türkü söyleyecek. Beni yuma üçün haberdin. Rumeli şiir dedi. Girdi. Ha şiir tamam. Başlıyor Rumeli dedi. Tamam. Ben günü bittim ipli koltuğu, yuvarlandı yuma koltuğu. Ben yumayı çurha verdim. Çurha bana darı verdi. Ben darıyı kuşa verdim. Kuş da bana kanat verdi. Ben kanadı buluda verdim. Bulut bana yağmur verdi. Ben yağmuru yere verdim. Yer bana çimi verdi. Ben çimeni koyuna verdim. Koyun bana kutu verdi. Ben kutuyu beye verdim. Bey de bana katır. Bindin gittim Rumeli'ne. Diline sağlık. Çok güzel. Kuşak gördün torununun. Torununu gördün mü? Yani iki kuşak gördün. Evet, iki kuşak. Onun torununu gördüm. Evet, ikinci kuşağını gördüm. Annelik sence nedir? Ne ifade eder? Bizlere ne öğütler verebilin? Ama analık çok değerli bir şeydir. Ama Allah o anaya da değerli evlat nasip etsin. Amin inşallah. Onun için ana ağır yüklüdür ama yorulmaz. Sen de çok zorluklar çektin mi? Çok. 3 aylık baktım kızımı da atıldım işe. Katran demedim, yol demedim, asfalt demedim, ev işi demedim. Sırf çocuklarımı güzel yetiştirmek için. Aşikar bir iş. Peki bir daha dünyaya gelme şansın olsaydı? Hı? Kadın olarak mı gelmek istedin, erkek olarak mı? Vallahi kadınım, memnunum. Şevaledeysen. Yaşa vallahi. Tabii kadınım ama onun kadınım nasıl? Evet. Nasıl kadınımız öyle. Şimdi bir şey olsa da karşında anneni görseydin. Annene ne söylemek isterdin? Vay anacığım. Ne diyeyim anacığıma? Bilmem sen ne? Söyle. Bak. Doğurdu beni ne diyeyim gene. Ne söylemek isterdin? Karşında ansızdan anneni görsen. Görsem. Ne derdin? Vay öksüz büyüdüm ben de ağladım benim de şimdi. Yok ağlama da. Ben vallahi ben de ağlarım ha. Ağlama. Annelik sence sen anneyi ifade eder? Anne olmak nedir mesela? Ne? Ne? Çok uymaz. Tamam. Kaç tane çocuğun var? Gözlüğümle dönme. Kaç tane çocuğun var de. Kaç tane var de. Çocuğun çiçek de. Yaptım 6 tane. Biri. Kaç tane mi yaptım? Çıkartsın. O yanda. Evet. Allah bağışlasın. Peki, Besime teyze anneni mi hatırlar mısın sen? Annemi. Evet. Anneni hatırlar. Belki daha 4-5 yaşında öldü. Öldü annesi, öksüz büyüdü. Peki annen olsaydı da görseydin ne söylemek isterdin annene bu anneler annem. Gününde? Kaldı 4 çocuk ben, babamın. Öksüz büyüdü de. Çocuk. Hepsine sen baktın belki de. Sonra o da evlendi ya, babam. Tamam, 4 tamam. Çocuk ne yapacak? Ya istemek zahmet etmeyin. Bir yumur ev yaptı. Evlendi. O beni güçlü. Verdi o yanını bu yanını. Sen onu doğurdu. Duy anne. Öldü anne. Allah rahmet eylesin. Şimdi ben çok zorluk çektin herhalde. 90 sene var ya. Getireyim şey. Ya. Ne yapacaksın? Allah rahmet eylesin. Evet. Bugün Ayşe Bakın evinde çok güzel bir ortamda çok güzel bayanlarla kısa bir sohbet yapıyoruz. Münevver Hanım buradaki en kıdemli bayan olarak bu çiçeği size takdim edeceğiz. Bütün arkadaşlar adına. Teşekkür ederim. Bunu da bir merhaba vereyim ben. Merhaba. Evet. Ben sizden bu anneler günü için duygularınızı birkaç kelimeyle alabilirsek memnun oluruz. Ne diyebilirim olsun. Söyleyin ya da söyleyin. Mesela anne şey bilmiyorum. Mesela anne olduktan sonra ve önceki duygularımızda bir nasıl bir değişim oldu? Anne olmadan önce ve anne olduktan sonra nasıl böyle duygularımızda bir değişim oldu? Daha mı duyarlı baktık her tarafa? Anne olduktan sonra.
Öyle. Zor. Evet. Yani bu nasıl bir duygu? Güzel bir duygu mu? Acaba? Çok güzel bir duygu. Çok güzel. Çok güzel bir duygu. Her şeyden çok güzel. Amin. Evet. Zor bir süreç miydi bu? Sizin dönemlerinizde tabii ki daha da zordu. Şartlar. Şartlar. Sorun. Evet. Bir olmaz. Bu eğitim daha çalışır. Ama bir şey. Çok hasta oldum. Demirden dolayı çocuğum. Acil şifalar. Yüzünüz, gözleriniz bize her şeyi söylüyor aslında. Böyle güzel demin ellerdesiniz. Duyarlı bir yerde. Arkadaşlarınızla. Enzamlanmadım. Evet. Bir de son olarak size şunu söylemek istiyorum. Genç annelere neler tavsiye edersiniz? Genç anne adaylarına, genç annelere çocuklarına nasıl yaklaşsınlar, nasıl ilgilensinler? Birkaç kelime bize söylerseniz seviniriz. Evet, yakınlık duygu lazım. Yakın bir duygu. Evet. Evet. Ya anne ya oyuncağı. Evet. Sağ ol. Allah razı olsun. Başka ne diyeyim? Söyleyiniz. Sevgi herhalde, sevgiyle yaklaşmak. Sevgiyle, başka. Her şeyin başı sevgi zaten. Sevgi olmazsa hiçbir şey olmaz. Herkesi sevmek lazım. Herkesi sevmek lazım. Çok güzel söyledi Münevver Hanım. Yani sadece çocuklarımızı değil, sevgi evrenseldir. Herkesi sevmek lazım. Sevmezsen sevilmem. Aynen öyle. Özveri lazım. Evet. Evet, sağlık. Huzur. Evet. Ne? Evet. İyilik, sağlık ve huzur. Aynı zamanda sevgi. Zaten her şey ebeden. Çok 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 teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız güzel paylaşımda bulundunuz. Keşke daha çok bildiğim olsa daha çok konuşabilmek için. Çok şükür. Çok şükür gene geleceğiz biz. Gene sizinle sohbet ederiz diğer arkadaşlarımızla da. Teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Teşekkür ederim. Sağlıcakla, sevgiyle kalın. Sizi rahatsız ettiysen kusura bakmayın. Estağfurullah. Çok güzel oldu. Gayet güzel de konuştunuz. Mesajlar güzel. Bakın sevgi ve özveri diyor. Zor duruyor. Herkese de sevgiyle yaklaşmak diyor. Güzel, en güzel mesajı. Anne, anne diyor. Evet. Anne, anne. Evet. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağlıcakla kalınız hepinizde. Annelik sizce nedir? Annelik. Annelik sence nedir? Anne olmak nasıl bir şey? Canımız bizi 9 ay karnında büyüttü. Emzirdi. Canından can verdi. Çoluk çocuğu sevmeyi. Babamızı da severim. O da bize... Anne ne kadar? Yememiz için. Yememiz için, yediğini içirimiz için nankör olurum, affedersen. Peki anne olmaktan mutlu oldun mu? Ve çok, çok. Çocukları çok severdim. Kızlık evine Rum tarafında bir Rum güccazı vardı. Bahçe kapısının altında delik vardı ki su gitsin. Gelirdeydi, iya, derdi. İya, çok şey geçirdik. Yani o tarafta da iyileri. Hele bir Rum kaçacak zaman. Yazdık ki satılıktır bu ev diye, bu tarafa gelecek işte Rumların bu şeyinde. Adam iyi gelmiş, çaldı kapıyı, gene bir geleceğim, sizi tanırım, dedi, iyi, iyi insansınız dedi. Bu evi satacaksınız dedi. Ama sakın içinde bir kuruş yemeği koyamazsınız dedi. Peki bir şey soracağım sana. Şimdi annen, rahmetli anneanne karşında olsa, annen karşında olsa ne söylemek istersin ona? Ama da canımı veririm. Keşke karşımda olsalar. Çok severim ailemi. Ne derdin annene? Ne demek isterdin? Hoş geldin anneciğim. Dünyayı bağışladın bana derim. Çok harada her gece öğlen sabah öğlen gece ova derim kendilerine. Hangisi annem burada gösterebilir misin? Annem bu. İş benzer mi? Bu da tüyündür. Kız kardeşi. Bu kız kardeşim, bu da Tülit, bu eniştem, bu ben, bu Halil, Halil Giray, Semih Giray, Kaymaklı'da oturur. Bekardır, bekardır.
mekanıdır. Şimdi evlendi tabii. Peki bir daha dünyaya gelsen kadın mı olmak isterdin, erkek mi? Erkek. Neden? Hükmeder kadına. Ama değil. Sen gene hükmedin. Sen de değilsin, yok bulacaktım. Peki anne olmak veya bir kadın olmak, onun sıkıntıları neydi ömrün boyunca? Ne gibi sıkıntıları vardı kadın olmanın? Sıkıntı eğer kızımı alırsa bir fena erkek, gece gündüz ağları vardı. Diğer bu ayrıdır kendini. Hiç bırakır mı evladım? Sen olsan bırakır mı evladım? Hayır, doğduğundan bu yaşına kadar kadın olmanın dezavantajları, sıkıntıları neydi senin için? Hangi zorlukları vardı? Ne bileyim, işte bazen kızar, bazen barışır işte. Geçiyor. Evet, geçiyor. Peki anneler günü için ne söylemek istersin? Bütün halka ne söylemek istersin anneler günü için? Bütün halka dedim ki kutlu olsun. Anne olmak büyük bir şeref. Mutlusun anne olmaktan. Tabii mutluyum. İşim mutlu. Evlatlarını seviyorsun. Tabii o. Senin kızımsın. Oğlum, torunlarım. Allah başlasın. Nasıl sevmeyeyim? Başka var mı? Yeter. Son bir şey söylemek ister misin? Ne söyleyeyim başka? Ne istersen, içinden ne geliyorsa söyle. Çok seviyorum anne olduğum için. Bütün hanımlarım annenin gününü kutluyorum. Yine anne olarak dünyaya gelmek isterdin yani. İsterdim tabii. Ne güzel. Ya. Tamam, sağ olasın. Bak şeyde, klinikte, Necdet diye doğduydu beni. Klinikte 7 saat sancı çıktım Ayşe'de. Bağırma derdi bana da. Askerler şey, ne istersen söylesinler. Görmem ya. Doğurdum Ayşe'yi. Ondan sonra emzirdim. O emzirme yokluğu şeyinde, bebende. Kendi çocuğun olduğunu bilir. Evet. Ondan sonra kendim şeyden, dedim bu klinikte, 15 gün sonra pis bir insan mı geldi bana, ne oldu? Meme bağırdı. Gitti burun tarafına, yeri bir taraftan sokar, o bir taraftan çok bas bas bağırırdı. Eve geldiğimde istemezdim tekrar, yok kızım dedi, iyi olasın git. Annem arkama şey sürerdi, mix. Peki bir şey daha soracağım sana. Şimdiki aklın olsaydı, genç olsaydın, iki çocukla mı kalırdın? Daha fazla çocuk yapmak ister miydin? İki. Hep sana da söylerdim. Tamam, bununla ilgili vermek istediğin bir mesaj var mı? Niye iki çocuk? Niye dört değil? Niye üç değil? Fakirlik de fazla. Zengin değil insan. Çiftliği bir vata verecek. İyidir. Ve şeydesin, çocuklardır. İyi büyüdesin. Evet. Hatta Ahmet var ya, o geldiydi bana baksın, Ahmet şeyi düzeltmek isterdi. Ya geldi bana, ben dedi, nişan olduğumuzda dedi, dört tane çocuk. Evet. Maddeyle buldunuz dedi. Evet, bana. Dört tane de doğurdu onlar. Çiftliğiniz mi var, yedireseniz? Evet. İki tane kafeler insanı. Ferhan Hanımcığım, bizi Bella Pais İnerlik Kulübü'nü evinize kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz de nacizane sizi ziyaret edip anneler gününüzü kutlamak istedik. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Teşekkür. Bakanlar, çok memnun oldum beni ziyaret ettiğinizde. Sizleri tanıdığıma sevindim. Çok sağ olun. Zaten pek de uzun değilsiniz. Herkese de gayet iyi. Sağ olun. Annelik deyince aklınıza ne geliyor? Annelik deyince, ne bileyim, aklıma o kadar güzel şeyler gelir ki. Öyle güzel duyguları var. Anne olmak çok başka bir şey. Değil mi? Fedakar olursun, iyi niyetli olursun, herkesi iyi karşılarsın, hiç kimsenin kusuruna bakmasın, her şey. Nasıl? Yani bir anne için bunlar mutlaka etsem zaten. Çocuk şey ettiği zaman annesine koşar. Evet. Anne dediğime yana meşhur laftır. Yani ben bir sorarsın. Anne en yakının
Ve ne bileyim işte çok başka duyguları var. Bilmem anlatamam, o kadar duyguları var ki.